bunları bahane ederek sebepsiz yere eski elemanları ücretsiz izne çıkartmaya çalıştılar. Şu tarihte gelip işbaşı yapacaksın demiyorlar. Süresiz bir şekilde izin diyorlar. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros deposunda çalışan işçiler günlerdir çadırda nöbet tutuyor. 15 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden ücretsiz izne çıkarıldı. 3 işçi ise sürgün edildi. Bir aydır ücretsiz izindeyim. Devletin verdiği 1100 TL ile ne yapabilirim? İşçiler pandemi ile birlikte çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini belirtti. Salgına karşı hiçbir önlem alınmadığına ve çalışma saatlerinin daha da uzadığına dikkat çekti. Bizi en ağır bölümlere gönderdiler. Gece vardiyasında sabaha kadar soğuk depoda bize verilmeyen sadece ince bir modla çalıştığımızı biliyoruz. Çalıştırdılar sonra. Pandemi ile birlikte işimiz daha yoğunlaştı. Pandemi sürecinde sabah 8 akşam 10.30 pazar günleri de dahi işe gelme mecburiyetinde bırakıldık. Gelmeyince baskı, tutanakla tehdit edilmeler, bu şekilde çalışmaya itildik. Bu koşullarda çalıştırılan işçiler bir de ücretsiz izne çıkarıldı. Gerekçe ise depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikalarına üye olmaları. Biz de hakkımızı aramak için sendikaya üye olduk ve sonunda sendikaya üye olduğumuz için bizi Esenyurt Depo'ya, iki arkadaşımla birlikte Esenyurt Depo'ya yolladılar. Ben Kocaeli Derince'de oturuyorum. İstanbul Esenyurt Depo'ya nasıl gidebilirim? Ücretsiz izin tamamen bir baskı aracı oldu diyen işçiler, direnişe devam mesajı verdi. Ben ücretsiz izne hayır demek için buradayım. Ücretsiz izin kaldırılsın. Ücretsiz hak değil, hak gaspıdır. Hakkımızı savunuyoruz. Hakkımızı savunmaya da devam edeceğiz.